İtibar Endeksini ülkemize kazandıran İtibar Atölyesi'nin kurucusu ve başkanı Sayın Ertan Acar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli hocalarımız, kıymetli konuklarımız, değerli basın mensupları, bugün bizleri burada yalnız bırakmanız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerek kurumlar, gerekse kişiler ölçeğinde itibar kavramının en çok tartışıldığı şu günlerde itibar endeksinin açıklanıyor olmasının günün moda tabiriyle zamanlaması manidar olarak algılanmaması gerektiğini altını ısrarla çizmek istiyorum. Çünkü 3 yıl önce yola çıktığımızda endeksin saha verilerinin toplanması, raporlanması ve endeksin kamuoyuyla paylaşılmasının her yıl aynı tarihte yapılması gibi nevi şahsına münhasır bir model geliştirmiştik ve bu model ölçeğinde de endeksimizi yılın ilk çeyreğinde açıklıyoruz. Dolayısıyla endeksin bu tarihlerde açıklanmasının sebebi de budur. Değerli konuklar, yıllar önce itibar atölyesini kurarken tüm dünyada önemi giderek artan itibar yönetimi kavramını ülkemizdeki kurumların gündemine taşımayı, kurum ve markalarımız için itibara giden yolda ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlık hizmetlerini onlara sağlamayı kendimize görev edinmiştik. İşte itibar endeksi bu vizyon ve misyonun ürünüdür. İtibar atölyesi olarak şu günlerde yenilikçilik ve Ar-Ge, kurum kültürü ve etik değerler ve sürdürülebilirlik alanlarında 3 yeni endeksin daha hazırlıkları içindeyiz. Yine akademik çevrelerle işbirliği içinde model geliştirme çalışmaları süren bu yeni endeksleri kısmet olursa gelecek yıllarda iş dünyasına kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Bir hususun altını tekrar çizmek istedim. Türkiye İtibar Endeksi kendi alanında akademik denetime tabi tutulan ülkemizdeki ilk ve tek araştırmadır. Bu yönüyle Türkiye İtibar Endeksinin sonuçlarının şeffaflığı, her türlü müdahale ve yönlendirmeye kapalı bir biçimde gerçekleştirilmesinin teminatı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve üniversitemizin itibar araştırmaları ve derecelendirme merkezidir. Bu yönüyle Türkiye İtibar Endeksi, itibar yönetimi kavramının doğru anlaşılması ve kurumların iş süreçlerine doğru biçimde yerleşmesi için önemli bir parametre, kurumların gelecek vizyonunu oluşturmasında da bir navigasyon aracı görevi üstlenmektedir. Endeksin sürdürülebilir olmasına büyük katkı sunan ve itibar yönetimi kavramında akademik bir çatı kuran başta İstanbul Ticaret Üniversitesi ve onun değerli hocaları olmak üzere. Atölyemiz adına endeksi gerçekleştiren, raporlama çalışmalarını yürüten ve kendi aramızdaki özel bir protokolle Türkiye İtibar Endeksi'nin saha maliyetlerini ve pazarlama çalışmalarını üstlenen uluslararası araştırma şirketi XRS'a da katkılarından ötürü itibar atölyesi adına şükranlarımı sunuyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar.